Herkese merhabalar. Bu videoda altın ve gümüşün ons değerlerini analiz edeceğim. Fiyata doğrudan etkili olduğu için dolar endeksi ve 10 yıllık devlet tahvil getirileri grafiklerini inceleyeceğim. Önümüzdeki haftanın ekonomik takvimini gözden geçireceğiz. Öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz her hafta sonu düzenli olarak bu analiz videolarını yapıp sizlerle paylaşıyorum. Dün borsa ve kripto para analizi yayınlandı. Bugün bu video yayınlandı. Dileyenler dilediğini izleyebilir diyerek ekonomik takvimine başlayalım. Önümüzdeki hafta çok büyük bir olay yok. 1 Aralık Cuma günü Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak Türkiye saatiyle 19'da. Onun haricindeki olaylar çok önemli, piyasayı etkileyecek bir olay gibi görünmüyor. Önümüzdeki hafta veri takvimi açısından çok büyük bir beklentide olmamak gerekiyor. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi biliyorsunuz güçlü bir atakla trend değişimi yaptı bence ve şu anda onun geri dönüşünü yaşıyor. Burada 102.90'a kadar geri çekilebilir ya da bir ihtimal 100.5'e kadar geri çekilip ondan sonra atağa gidebilir. Şu anda sene sonu olması nedeniyle likidite koşullarının biraz daha gevşediğini görüyoruz. Özellikle sene sonu fon yöneticileri fonların kapanması ve kar oranlarının maksimize edilmesi için daha yoğun bir şekilde çalışıyor diyebilirim. O yüzden bu likidite, gevşek likidite koşullarının yeni yıla kadar, 2024'ün başına kadar devam etme ihtimali yüksek. Bu gevşeyen likidite nedeniyle dolar endeksinde hiç tahmin etmediğimiz aşağıya doğru hareketler oluşabilir. 100.5'e kadar da dolar endeksinde düşüşleri görebiliriz. Son bir ay, bir buçuk ay yani yıl kapanışına kadar ekstrem durumlar görülebilir olarak görüyorum. 10 yıllık devlet tahvil getirilerinin de şu 4.338 ile 5 arasındaki bölgede hareket etmesi daha yüksek ihtimal olarak görülüyor. Şu anda tekrar yukarıya atak yapmış gibi görünüyor ama önümüzdeki haftalarda yine yeni yıla girer iken yıl kapanmadan önce tekrar aşağıya doğru dönme ihtimali yüksek. 4.338'in altı biraz zor gibi görünüyor. Fakat likidite koşulları iyice gevşerse bunu da görme ihtimalimiz yüksek. Genel olarak sene sonu piyasasında biraz daha yumuşak bir ortam görüyoruz. Ve bunun yansımasıyla birlikte tüm enstrümanların dolar karşısında değer kazandığını görüyoruz. Bunu öncelikle Amerikan borsalarında görüyoruz. Daha sonra değerli metaller fiyatlarında da görüyoruz. Şu anda tam 2002 dolar seviyesinde ve yani 2008 doların üzerinde günlük kapanış yaptığı zaman 2075'e kadar gitmesi çok yüksek bir ihtimal. Altının da hani seneyi eğer likidite koşulları böyle devam ederse 2075 bölgesinde kapatması yüksek ihtimal olarak görülüyor artık. Çünkü çok gevşek bir piyasa ortamına girdik son 1-2 haftadır. Likidite gittikçe arttırılıyor ve tüm enstrümanlarda dolara karşı değer kazanımları görüyoruz. Bu sürecin bir 3-4 hafta daha devam etmesi, yeni yıla kadar devam etmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor bana. Fakat yeni yılla birlikte tekrar likidite koşullarının sıkılaşması, fonların hesaplarının kapandıktan sonra tekrar yeni yıla yeni hesaplarla girilmesi nedeniyle fiyat hareketleri terse dönebilir. Şu anda son bir ay boyunca daha yukarı hareketin devam etme ihtimali daha yüksek görülüyor bana. 2002 şu anda bir direnç bölgesindeyiz ve 2008 net kapanış, 2008 üzerinde net kapanış bizi altının dolar bazında 2075 dolar seviyesine kadar götürecek bir hareketi başlatabilir. Burada trend takibi yapmak en doğrusu olacaktır. Şu anda başlayan bir trend var biliyorsunuz. Bu trendi şöyle 1975 seviyesinde izlemek lazım. Yani 1975'in üzerinde kaldığımız sürece hareketin yukarı yönlü devam edeceğini düşünmemiz lazım. 1975'in altında günlük kapanış yapar ise de stop olmak, satmak, kar realizasyonu yapıp çıkmak lazım. Çünkü eğer altın buradan terse dönmeye başlarsa daha önceki gibi yine 1800 seviyelerine kadar düşme ihtimali var. O yüzden geri dönüşlerde kar realizasyonu yapmanın, stop olmanın da
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat trend gittiği yere kadar, eğer trend yukarıya gidiyorsa gittiği yere kadar stopu yukarıya kaldırarak gittiği yere kadar takip etmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Şu anda 1975'in üzerinde olduğu sürece yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünmek lazım. 1975'in altında günlük kapanış yapar ise stop olup satmak lazım. Yakında da yani bu yılın sonuna doğru da tekrar bir 2075 atağı görebiliriz. Fakat yeni yılla birlikte tekrar likidite koşullarının sıkılaşması ile birlikte tekrar aşağıya doğru hareketler görülebilir. Ben burada uzun vadeli net bir trend hareketi olmasını bu ekonomik şartlarda beklemiyorum. 10 yıllık devlet tahvil getirileri bu seviyelerdeyken, enflasyon düşüyorken, reel faiz bu derece yüksek iken, biliyorsunuz altının fiyatı reel faizle fiyatlanıyor. Yani enflasyon düşüyor ve 10 yıllık devlet tahvil getirileri hala yüksek seviyede ise reel faiz gittikçe artıyor anlamına gelir bu. Altının da fiyatının bunun etkisiyle düşmesi gerekir. Fakat hem jeopolitik riskler hem de sene sonu artan likidite nedeniyle şu anda yukarı doğru hareketin devam ettiğini görüyoruz. Bu hani kalıcı bir trend, kalıcı bir yükseliş trendini gerektirecek bir ekonomik olay görmüyorum. Ancak jeopolitik anlamda büyük bir risk gerçekleşirse ancak o zaman şöyle bir hareket olabilir. Onun haricinde aşağı yönlü hareketin 2075 bölgesinden ya da bu bölgeden gelme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Stoplara sadık kalarak yukarı hareketi olabildiğince sürece izlemek lazım. Yukarı hareketin içerisinde olmak lazım. Fakat aşağıya kırılım geldiği anda da stop olup kar realizasyonu yapmanın doğru olacağını düşünüyorum altın tarafında. Şimdi bir de gümüşe geçelim. Gümüşe geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde her hafta düzenli olarak hem kendi portföyümü anlatıyorum. Türkiye ekonomisiyle ilgili beklentilerimi, dolar Türk lirası ile ilgili beklentilerimi anlatıyorum. Üyelerden gelen soruları cevaplıyorum. Daha fazla istifade etmek istiyorsanız katıl abonesi olup portföy yönetiyorum bölümüne katılabilirsiniz. Gümüşe geçtiğimiz zaman gümüşte de yine yukarı hareketin devam ettiğini görüyoruz. Zaten tüm enstrümanlarda, dolar bazlı tüm enstrümanlarda artan likidite koşulları nedeniyle yukarı hareketlerin olduğunu görüyoruz son birkaç haftadır. Bu hareketin devam etmesi yüksek ihtimal artık 24.07 direncinin de kırılmasıyla birlikte yukarıda 25-45 bölgesine kadar bu hareketin gitme ihtimalini yüksek olarak görüyorum. Burada da tabii ki yine aşağıda stopumuzu belirlemek lazım. Çünkü piyasa çok değişken ve her an bir değişiklik olabiliyor. Burada da 23.540 değerini stop seviyesi olarak belirlemek doğru olacak gibi görünüyor. 23.54'ün altında günlük kapanış yapar ise stop olunmalı. 23.54'ün üzerinde olduğumuz sürece hedefin 25.45 olacağını düşünerek hareketin içerisinde olunmalı olarak değerlendiriyorum gümüş tarafında da. Sene sonuna kadar artan likidite nedeniyle fiyatların yukarıda olması yüksek ihtimal. Yeni yılla birlikte tekrar aşağıya doğru hareketlerin gelme ihtimalini daha yüksek görüyorum tüm dolar bazlı enstrümanlarda diyebilirim. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize güzel bir hafta diliyorum.